silahını aldı, topraklarını kahramanca savundu. Bitlis deresinde Ruslara esir düştü. Sivilya'ya gönderildi. Oradan kaçtı. Önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya, ardından da en sevdiği şehre Van'a geldi. 1925'ten itibaren Sürler'le tanıştı. Tek parti CHP döneminde birçok şehre sürgün gönderildi. Zindanlara atıldı. Zehirlendi. Çok çileler çekti. En büyük hayallerinden biri de işte az önce gösterdiğim işaretül icazdı. Ve onu da basmak bize nasip oldu. Kardeşlerim, bakınız en son Şanlıurfa'da vefat etti. Ancak ölüsünü bile rahat bırakmadılar. Ölüsüne dahi eziyet ettiler. Aldılar, nakli kubur yaparak Isparta'ya götürdüler. Fakat Isparta'da nereye defnettikleri belli değil. Bütün bunları kim yaptı? CHP. Şimdi bu Pensilvanya'daki zat utanmadan, sıkılmadan, hayasızca CHP'ye oy istiyor. Bakın burada şunu açık açık vurguluyorum. Bu Pensilvanya'daki zat gençliğinde imkan varken gidip Said Nursi'yi ziyaret etmemişti. Neden biliyor musunuz? Kürt olduğu için yanına gitmekten kaçınmıştı. O gün nasıl ırkçıysa bugün de aynı şekilde ırkçı. O gün nasıl insanlara aynı nazarla bakmıyorsa bugün de aynı nazarla bakmıyor. O gün nasıl tahkir ettiyse bugün de senaryosunu yazdığı dizilerle Kürt kardeşlerimi tahkir ediyor. İşte bu zat. Pensilvanya'daki oradaki kurduğu sarayıyla buradaki maşaları aracılığıyla çözüm sürecine saldırıyor. Kardeşliğe saldırıyor. Barışa saldırıyor. Oslo sürecinde saldırdı, başarısız oldu. MİT müsteşarımızı tutuklatmak istedi. Başarısız oldu. En son 17 Aralık başarısız oldu. Kardeşlerim, 25 Mart, 25 Aralık orada da başarısız oldu. Bu ahlaksız siyasete 30 Mart'ta siz cevap vereceksiniz, siz! Kardeşlerim, bu ilkesiz, edepsiz siyasete gerekeni siz söyleyeceksiniz. Bunların ablaları varmış. Size geldiler mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gönderdiniz. Bizim ablalar da burada. Bizim ablalar burada. Ben de şimdi bizim ablalara diyorum ki, ablalar, 3 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmayacağız. Ben sizden bir şey istiyorum. Siz korkuyu korkutan ablalar olacaksınız. Ve şunu da unutmayın. Kale içeriden fethedilir. Siz bu seçimin fatihleri olacaksınız. Bir de bunların abileri varmış. Bu abiler size geldi mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Gereğini yaptınız mı? 3 gün. Kapı kapı dolaşacak mıyız? Kardeşlerim, kapı kapı dolaşmak suretiyle siz de
korkuyu korkutacaksınız. Tamam? Durmak yok. Eyvallah. Eyvallah. Sandıklara sahip çıkacağız. Oy pusulalarına sahip çıkacağız. Burada çok hassas olacağız. Üzerinde çizik vesaire olan oy pusulalarını asla kullanmayın. Tamam? Evet mühürünü AK Parti'nin ambleminin altına vuracağız. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber bizler Mardin, Mana, özel bir gün. Bundan 20 yıl önce bugün mahalli seçimlerde İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştum. Allah'a hamdolsun. İstanbul'un bana yüklediği emaneti hakkıyla yerine getirdim. Siirt'te okuduğum bir şiir nedeniyle mahkum ettiler. Belediye başkanlığı görevimden aldılar, hapis yattım. Ama ardından milletim bana başbakanlık görevine emanet etti. Muhtar bile olamaz dediler. 12 yıldır bu kutsal emaneti taşıyorum. Manda şunu özellikle söylemek istiyorum. Belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik bizim ilgi alanımızdır, uzmanlık alanımızdır. İdeolojiye değil, tehdide değil, hizmete ve esere oy verin. Kardeşim, şehir yaptı biliyor musunuz? Van'ı biz büyük şehir yaptık. CHP Van'ın büyük şehir olmasına karşı çıktı. MHP karşı çıktı. BDP o da karşı çıktı. Çünkü onlar büyük şehir nedir bilmiyorlar. Şimdi bunlar hangi yüzde gelip sizden oy isteyecekler? Şimdi bu BDP hangi yüzde gelip sizden oy isteyecek? Kardeşlerim, inanın bunların derdi başka. Derdi başka. Size hizmet değil. Kardeşlerim, bakınız. Biz istiyoruz ki nasıl depremden sonra şu Van'ı yeniden inşa ettiysek, Van'da Osman kardeşimizle beraber Büyükşehir'de yeni bir dönüşümü başlatalım. Kardeşlerim, istiyoruz ki Van'da merkezi yönetimle ilçe belediyelerimiz el ele vermek suretiyle burada yeni bir dönemi başlatalım. Kardeşlerim, istiyorum ki kentsel dönüşümleri yapalım. Köylerde dönüşümleri yapalım. Bunu biz yaparız. İşte Bahçesaray. Yolu yoktu yolu. Biz geldik yaptık.
Öyle mi? Hem de bir tane yol değil. İki yol yaptı. Evet. Şimdi bir de kar tünelini yapıyoruz. Biz yaparız. HDP başka tünellerle uğraşıyor. Biz dağları delerek Şirin'e ulaşıyoruz. Biz Ferhat'ız. Şirin'de millet. Ya biz sizi seviyoruz ya. Biz size aşığız ya. Biz istiyoruz ki hizmetleri götürelim. Kardeşlerim, bakınız şu anda var çöpten kurtulması lazım. Çamurdan kurtulması lazım. Kardeşlerim, buralarda özellikle bakın Van'ın merkezinde karayollarının yaptığından başka bir şey yok. Neredesin belediye? Van ileriye gitmedi. HDP belediyesiyle hep geriye gitti. HDP hizmet üretmez. Var oldukları her yerde benim bölgedeki vatandaşımı çöpe mahkum ettiler. Çamura mahkum ettiler. Kanalizasyonlara mahkum ettiler. Susuzluğa mahkum ettiler. Buna artık Van dur demeye var mısın? Şurayı biraz açalım. Kardeşlerim, barış diyorlar, demokrasi diyorlar, bölgede her türlü gerilimi çıkarıyorlar. Van bunları hak etmiyor. Van bu faşizan baskıyı, bu ayrımcı, ırkçı baskıları hak etmiyor. Kardeşlerim, artık bunları bizim aşmamız lazım. Van'ın çok daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Kardeşlerim, Van'ı büyük şehir yaparak işte bu yatırımları iyi bir noktaya getirelim istedik. Kardeşlerim, inşallah Başkale'de köye dönüş projeleriyle Van'ın diğer ilçelerinde kentsel dönüşümlerle Van'ı çok farklı bir yere taşıyacağız. Bakınız, 15 katrilyondan bahsettim. Kardeşlerim, bunun içinde sağlık var. Bunun içinde eğitim var. Bunun içinde ulaşım var. Bunun içinde adalet var. Bunun içinde enerji var. Bütün bunları biz yaptık. Kardeşlerim, ve bu 15 katrilyonla yeni bir Van inşa ediyoruz. Kardeşlerim, ulaştırma ve haberleşmede 2 katrilyon, eğitimde 1 katrilyon 800 trilyon, toplu konutta 3,5 katrilyon, aile ve sosyal politikalarda 1 katrilyon 200 trilyon, orman ve su işlerinde 782 trilyon, tarım ve hayvancılıkta 760 trilyon. Sağlıkta 405 trilyon yatırım yaparak Van'ın çevresini değiştirdik. Kardeşlerim, çocuklarımız kitaplarını ücretsiz alıyor mu? İstediğiniz hastaneye gidebiliyor musunuz? Kardeşlerim, bu BDP ne yapacak size? Bunun verebileceği bir şey var mı? Kardeşlerim, istiyoruz ki gelin bu pazar günü şu Van'ın akıbetini değiştirelim.